Evet, Duyabiliyor muyum? herkese merhabalar. Ben Sırma Belin. İstanbul'da yaşıyorum ve ses çanakları ile çalışıyorum. Şurada elime aldığım bu ve bunun benzeri daha büyük, daha küçüklü olmak üzere Peter Hess terapi ses çanakları ile çalışıyorum. Ve sizlere çalıştığım bu alandaki etkiler, yani sesin, frekansların, ses çanaklarıyla yapılan farklı uygulamalardan bahsedeceğim. Daha doğrusu ses masajı denen yöntemin nasıl bir yöntem olduğu, bize etkileri, hangi alanlarda kullanıldığı gibi konulardan bahsedeceğim. Hem bir sunumum var, slaytlar üzerinden daha somut, daha anlaşılır olsun diye. Çok kısa hemen sizinle paylaşıyorum. Bir dakika. Evet. Burada temsilcisi olduğum bu yöntem aslında 35 hatta daha da küsür yıl önce bir Alman fizik mühendisi Peter Hess, görselde gördüğünüz benim hocam, hocaların hocası olan Peter Hess tarafından geliştirilmiş bir yöntemdir. Peter Hess, Nepal'e yaptığı seyahatlerinde, ki bu 60'lı yıllarda oluyor, Nepal'e yaptığı seyahatlerinde aslında radyestezi konusunda, yani bir hobisinin aslında peşine düşüp oraya git diyor ve manyetik alanları ölçmeye başlıyor. Özellikle de Budist tapınakları ya da kutsal alanların manyetik alanlarını ölçerken katıldığı tapınaklardaki ayinlerde ses çanaklarının, gongların, zillerin kullanıldığını ve insanların huşu içinde olduğunu fark ediyor, gözlemliyor ve bu çanakların sadece sesinin duyulması değil de acaba bedenime koysak ne olur diye merak edip denemeler yapıyor ve yanında da aletleri var. Hatta işte bilim adamları arkadaşları da var orada ve beyin elektrosu ölçülüyor ve çok kısa bir süre içinde kişilerin alfa moduna, alfa frekansına, beyin dalgasının alfa hatta teta'ya kadar indiği gözlemleniyor ve derin bir gevşemeye geçtikleri de saptanıyor. Bunun üzerine Peter Hess bu yöntemi geliştirmeye başlıyor. Ses masajı koyuyor adına. Çünkü neden masaj? Aslında masaj bildiğimiz gibi klasik masaj aslında daha ziyade ellerin çıplak bedene dokunduğu. Oysa ki bu yöntemde el teması olmaksızın sadece çanağın bedeninize konulduğu sesle ve çanaktan yayılan vibrasyonla bedeninize ulaştığı, tüm dokulardan, kemiklerden, kaslardan, iliklerden geçtiğinden dolayı bir hareket başlattığı ve aynı şekilde beyine de ulaşıp beyindeki birçok bölgenin aktivasyonundan dolayı bir takım hormonların da salgılanmasıyla kişilerin sanki bir masaj yaptırır gibi gevşemeye geçmesinden ötürü ses masajı diye bir isim veriliyor bu yönteme. Bir diğer ismi de hücre masajı. Çünkü her bir hücremize varana kadar bir titreşim gerçekleşiyor. Fabrika ayarlarına dönüş sağlanıyor. Yani aslında bedenimize orijinal ayarı veriliyor. O nedenle de kendimizi çok daha iyi hissediyoruz. Peter Hess'in buradaki görselinde beden üzerine yerleştirilmiş ve en fazla 3 tanenin aynı anda konulduğu hem ön hem arka bedende çalışılan bir uygulamadır bu. Yeri geldiği zaman gonglar da kullanılır. Tabii ki çanaklar hem bedene hem de aurada, beden dışında konularak sesleri kişiye iletilir. Aynı şekilde gongun da sesi o şekilde zaten kullanılıyor. Farklı araçlarımız var kullandığımız. Gördüğünüz gibi gonglar var, çanaklar var, farklı tokmaklar kullanılır. Çünkü her bir tokmak aynı çanaktan farklı frekanslar, farklı sesler çıkartabilir. Onun dışında çanaklarımızın tabii çok önemli bir özelliği de hurda metal içermeyişleri, temiz, saf metallerden
oluşmaları ve o nedenden dolayı da gayet sağlıklı frekanslar yaymaları, tınılarının uzun süre duyulması, vibrasyonlarının güçlü olması. Çünkü aslında bir vibral terapi gibi de bir etkisi var. Bedene konulduğunda, elinize tuttuğunuzda, ayağınıza konulduğunda çanaktan çıkan vibrasyon sanki bir fizik terapi uygulamalarında elektrikle verilen akımın benzeri bir his yaratır insanda ve dolaşım artar, dokularımıza oksijen taşınır. Dolayısıyla kullandığımız çanaklar özel çanaklardır ve içlerinde, şurada ne kadar görebilirsiniz bilemiyorum tabii ama bir mühürü vardır, bir etiketi vardır. Peter Hess terapi ses çanakları diye. Bunlar çünkü neden terapi ses çanakları? Terapistler tarafından, terapist derken fizyoterapist, ergoterapist gibi kişiler tarafından, psikoterapist, psikiyatr, psikolog, nörolog ya da çok farklı alanlarda çalışan hekimler yaptıkları tedavilere destek amaçlı çanakları da kullanıyorlar. Evet, önemli bir şeyden şimdi bahsedeceğim. Bizim anne karnındayken 4 ve 5. ay gibi o aralar ilk ve tek ve %100 gelişen organımız kulaktır. Dolayısıyla cenin anne karnında bütün kendi dünyasını seslerle algılar. Tabii ki bu öncelikli olarak annesinin sesidir. Ve sonra annesinin karnındaki bağırsak sesleri, kalp atış ritmi ve bilimum farklı sesler ve çok benzer sesler olduğu için çanaklarımızdan çıkan sesler anne karnındaki huzuru, tamlık halini bize hatırlattığı için de kişiler bu çanakları dinlediğinde, gerek dinlerken gerek de bedenlerine konulup ses masajı uygulamasını alırken bir huzur duygusu kaplar, bir güven duygusu kaplar insanları ki birçok kişi, birçok insan özellikle de şu pandemi döneminde aslında o duyguyu, o İngilizce'de basic trust denilen temel güven duygusunu ne yazık ki kaybetmiş durumda. Bu duygunun tekrar geri kazanılması için ses çanaklarının sesi de çok büyük bir katkı sağlar. Uygulamamız önce ayak tabanından başlar. Standart olan ses masajı. Kişi eğer uzanabiliyorsa önce yüzüstü uzanır. Yaklaşık 25 dakikalık bir uygulamadır arka bedendeki çalışmamız. İki taraflı çalışılır. Hem arka hem ön beden. Daha sonra ön bedene geçilir. O da 20 dakikadır. Yani toplamda bir seansın süresi 40 ila 50 dakika arasındadır. Ayak tabanı çok önemlidir çünkü tüm organların karşılığı oradadır. Dolayısıyla sadece ayağa çalışılarak bile tüm organlara doğru frekansları göndermiş oluruz. Çanaklarımızdan çıkan sesler, müzikçiler, müzisyenler bunu bilirler, müzikle uğraşanlar. Doğuşkanlar dediğimiz, şu an size sesi duyurmaya çalışıyorum. Yani ses içinde sesler diyelim biz ona. Her ses var, her nota var, her notanın pesi ve tizi var ve ihtiyacımız olanı bedenimiz alır, beynimiz alır. O nedenle bir çanağın, bir metal çanağın doğuşkanlarının olması, İngilizce'de overtone, Almanca'da Obertöne denilen bu seslerin olması çok önem arz eder. Çünkü tek bir nota verdiğiniz zaman o nota belki o kişiye iyi gelmeyebilir ve aslında bir şifa niyetiyle bir çalışmaya katıldığında belki de ona tam da zıt bir nota yaydığı için o çanak, özellikle kristal çanaklarda tek nota vardır, o ona iyi gelmeyebilir. O nedenle bilinçli gitmek gerekir ve kime de kendinizi emanet ettiğinizi çok iyi bilmeniz gerekir. Yani önce ayaktan başlarız. Sonra kuyruk sokumu, bel bölgesi, işte omuzlar, bedenin farklı noktalarına farklı boydaki çanaklar yerleştirilir ki bu çanaklar o bölgeyle rezonansa giren çanaklardır. Her bir çanağın farklı bir frekans aralığı vardır. Bedenimizde aşağıya doğru gittikçe, kök çakramıza doğru indikçe rezone olduğu sesler, notalar, frekanslar pesleşir. Yukarı doğru çıktıkça incelir notalar, tizleşir. O nedenle her çanakla bedenin her bölgesinde çalışılmaz, çalışılsa da sonuç alınamaz. Sonra kişiye dönmesi söylenir ve ön bedende çalışılır. Ellere varana kadar
bazı noktalara yerleştirilir. Tabii ki unutmamam gereken bir şey var. Seanstan önce kişiyle bir ön görüşme yapılır danışanla. Çünkü herkesin ihtiyacı farklıdır ve herkese standart bir seans yapılmaz. Kişinin ihtiyacına göre özellikle önemli olan bizim bu sistemdeki Peter Hess sistemidir. Peter Hess ses yöntemleri sistemidir. Ağrıdan uzak çalışırız, sağlıklı olana odaklanırız. Odak neresiyse o güçlenir felsefesinden yola çıkarız. O nedenle de bir ön görüşmenin önemi çok çok büyüktür. Bir form imzalatılır, form doldurtulur. Akut ağrı var mı, kronik ağrı var mı, ameliyat var mı gibi soruların da sorulduğu bir formdur bu. Ön görüşmede kişiye doldurtulan ve üzerine konuşulan. Dediğim gibi farklı noktalara konulur. Tek bölgesel de çalışılabilir, bedenin tek tarafında da çalışılabilir. Tamamen danışanın en rahat edebileceği hangi pozisyon ise gerektiğinde oturarak da çalışabiliriz. Kişinin, danışanın rahat ettiği pozisyonda biz çalışmak durumundayız. Ne olur bedenimizde? Sesler bizim beyin dalgamızı düşürür. Çok kısa bir süre içinde derin gevşemeye geçilir. Beyin dalgası beta'dan alfaya, bazı kişilerde teta frekansına geçer ki bu frekanslar bizim içimizdeki hekimin ayaklanabildiği, bizim beynimizin içindeki bedenimizdeki eza deposundan gerekli tırnak içinde ilaçların gerekli yerlere iletildiği bir frekanstır. Yani aslında kendi gücümüzü, kendi potansiyelimizi ortaya çıkartan bir yöntemdir. Manipülasyon yoktur. Kişiyle onu manipüle edecek konuşmalar yapılmaz. Seansta zaten hiç konuşulmaz. Konuşulan seanslar vardır ama onlar özel durumlar içindir ve özel eğitim gerektirir. Yani her Peter Hess ses masajı eğitimini tamamlayan ve ses masajı uygulayıcısı olan kişiler konuşulan seansları yapamazlar. Onun için özel bir eğitim gerekiyor. Çünkü temel eğitimden sonra üzerine çok daha ek eğitimlerle yeni bilgiler, yeni uygulamalar, yeni teknikleri inşa ediyoruz. Ses çanaklarının etkileri çok ilginçtir. Aslında hele hele şu dönemde çok ihtiyacımız olan etkiler bunlar. Kısa sürede derin gevşemeye geçirir. Özgüven ve güven duygusunun ortaya çıkmasını ya da gelişmesini sağlar. Özgürleşme, bırakma isteği, yani serbest bırakamadıklarımızı, bunlar bağımlılıklar olabilir. Madde bağımlılığı, alkol, sigara, kişilere bağımlılık, nesnelere bağımlılık, her türlü bize iyi gelmeyen düşüncelere bağımlılık, bütün bunları serbest bıraktırır sesler. Çünkü kendimize döneriz, kendi merkezimize döneriz ve dış dünyadan etkilerinden kendimizi arındırdığımızda, kendi özümüzle buluştuğumuzda en doğru olana da daha kolay yönelebilme ve kararlarımızı daha kolay uygulayabilme yeteneği bize sağlanır. Canlı hissederiz kendimizi, dengede hissederiz, yaşam sevinciyle dolarız. Bedeni daha iyi algılarız ki bu felçlerde çok önemlidir. Bedeni algılamaz çünkü felçler. Nitekim felçlilerle yapılan çalışmalarda da çok başarılı sonuçlar aldık. Dünyada da alınıyor. Zaten biraz sonra da nerelerde kullanılacağına dair de bilgiler aktaracağım. Kişinin içinde var olan ama bir türlü ortaya çıkamamış, açığa çıkamamış yeteneklerimizin de ortaya çıkmasını sağlar ses masajı ve sesle yapılan meditasyonlar. Ses derken tabii ki benim kastım hep ses çanakları ve gonglardan bahsediyorum. Onu kastediyorum. Biraz önce değindiğim şey sağlıklı olana odaklanıyoruz. Ağrıyan tarafla değil, ağrımayan, sorunsuz olan tarafla başlayıp odağı değiştirdiğimiz zaman bütün sistem de değişiyor. Ve odağımız neresiyse orası güçlenirden yola çıkarak sağlıklı olana odaklandığımız için sağlıklı olan güçlenir. Diğer frekansı düşük olan yerlerde sağlıklı olana uyum sağlayıp onlar da bir iyileşme gösterir. Çünkü kaslar çözülmeye başlar.
Kasılmış olan ne varsa, fasyalar esnemeye başlar, sıkışmış olan ne varsa bedende. Holistik bir yöntem olduğu için sadece bedenden tabii ki bahsetmiyoruz burada. Zihnimizdeki sıkışıklıklar, enerjisel sıkışıklıklar, ruhumuzdaki duygusal sıkışıklıklar, hepsini kapsayan bir şey bu. Dolayısıyla demin serbest bırakma derken sadece bedenimizdeki şeyler değil, diğer alanlarda da serbest bırakmalar mümkün ve iyileşmeler mümkün. Aura'da da çalışılır. Sadece beden üzerine yerleştirilmez çanaklar. Kişinin ihtiyacı neyse, o anki koşullar neyse o şekilde biz her türlü çanaklarımızı kullanabiliriz. Şöyle düşünmemiz gerekir. Durgun bir göle bir taş attığınızda nasıl ki suyun yüzeyinde dalga dalga, halka halka, halkalar büyüyerek, giderek büyür, büyür, büyür ve uzun bir süre bu devam eder. Aynı şey beden sıvılarımızda da olur. Bedenimizin %70 ve hatta küsuratı sudan oluşuyorsa, eğer bu bilgiyi hatırlarsak, suda da ses havadakinden 4-5 kat daha hızlı yayılıyorsa bu ne demektir biliyor musunuz? Bedenimizde sesler çok hızlı yol alırlar ve birçok şeyi harekete geçirebilirler. O nedenle bu resmi gözünüzün önünde canlandırdığınızda bütün sistemin nasıl çalıştığını daha iyi kavramış olursunuz. Çanağın içine su konulduğunda ve çok hafif nazik vuruşlar yapıldığında tokmakla burada gördüğünüz gibi çok ince, çok hassas titreşimler görülür su yüzeyinde ve aynı şey bizim lenf sıvılarımızda, tüm beden sıvılarımızda ve kanımızda da gerçekleşir. Ve çok hızlı vurmayız çünkü hızlı vurduğunuzda bir kaos yaratılır. O nedenle oldukça nazik vuruşlarımız vardır. Çünkü soft bir yöntemdir Peter Hess ses masajı. Aksine bizim ülkemizde de özellikle tanınan çevirmeli ses çanaklarının çok güçlü çıkan seslerini sevmeyiz. Onlar çünkü travma tetikleyebilirler ve eğer ki o travmayla baş etmesini bilmeyen biri yapıyorsa bu uygulamayı, o zaman da işte riskler doğabilir. O nedenle bizim vuruşlarımız hafiftir. Şöyle size göstereyim, elimdeki bir çanağı vurayım. Bu kadardır en fazla. Yani şu vuruş ne kadar kötü, böyle bir vuruş yok. O nedenle hassas, sevgi dolu, hümanist yaklaşımlı bir yöntem. Elbette ki bütün bu alternatif yöntemler aynı şekildedir. Ama biz de özellikle çok nazik davranırız biz çanaklarımıza. Ve bu gördüğünüz görselde de yine tıkalı olan ne varsa bedenimizde. Bu görsel bunu çok iyi ifade ediyor. Kireçli su borularına vurulduğunda kireçlerin tıkamış olan yerlerden çözülüp aşağıda birikmesi gibi bedenimizde de aynı şey olur. Toksinler salınır ve beden onu idrarla, terle atmak durumundadır. O nedenle seanslardan sonra bolca su içilmesi önerilir. Derin gevşemeye geçer kişi ve bu derin gevşeme ile birlikte beden kendini tamamen bırakır. Uykuda bile ulaşamadığımız o gevşeme bu yöntemle mümkün olur. Kimlere yapılır, kimlere yapılmaz? Aslında anne karnından itibaren, yani cenin iken biz, hamile bir insanın zaman, yani o zamandan ölüm döşeğindeki birine kadar, ancak bazı kısıtlamalarımız oluyor tabii ki de. Bu görselde de gördüğünüz gibi bizler daha ziyade 4 ve 7. ay arasında hamilelerde çalışırız. Çocuklar, minikler, anaokullarında çok rağbet gören, Avrupa'da özellikle Almanya'da rağbet gören çanaklar. Çünkü şu dönemde dış uyaranların oldukça fazla olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Ve ne yetişkinler ne de çocuklar şöyle bir sessizlikte kalabiliyorlar. Ve sürekli uyaranlara maruz kalındığı zaman da tabii ki hiperaktivite gelişiyor ve bir hareket halinde. Ve çanaklarla bu sakinleşme, bu dinginlik hali ne ulaşmak mümkün oluyor. Dolayısıyla çocuklarda, yani yaş grubu dediğim gibi bebeklikten itibaren ve ölüm döşeğine kadar. Buradaki görsel bir anaokulunda derslere entegre edilen bir çalışmadan, masallar okunuyor, ses çanaklarının arka fonda
çalınmasıyla, hikayeler ya da çocuklara minik minik uygulamalar gösterilip, oyunlarla tabii ki onlara bunlar gösterilip, öğretilip, birbirlerine 5-10 dakikalık ses masajları yapıyorlar ve birbirleriyle daha nazik davranmayı öğreniyorlar çanaklar sayesinde. Beş duyumuzla aslında en güzel öğreniriz ve çocuklar özellikle beş duyusuyla, kokarak, tadına bakarak, dokunarak, sadece görme ve duyarak değil, bütün beş duyuları kullanarak öğrendikleri için, daha aktif bir öğrenmede olduğu için, bu şekilde bunu da harekete geçiren bir sistem, ses çanaklarıyla çocuklarda, anaokullarında ya da okullarda çalışmak. Bu gördüğünüz gibi yani bebeklere de yapılır, anaokulu çağındakilere de yapılır. Okullarda sınav öncesi, özellikle de şu dönemde işte hep Zoom üzerinden yapılan dersler ve işte farklı koşullarda girmek zorunda oldukları sınavlar, şu günlerde olan sınavlardan bahsediyorum. Ya da genel olarak yani hepimiz bir sınav veriyoruz hayatta da, bir işe alınırken işe giriş sınavı, üniversiteye giriş sınavı gibi gibi sınav öncesi. Çünkü stresle birlikte stres hormonu yaydığı zaman beden biz bildiğimizi de hatırlayamadığımız için çanaklarla güven geliyor, güven duygusu geliyor. Ve kişi sakinleştiği için de strese girmeden gayet güzel bildiklerini çok güzel ifade edip hatırlayabiliyor. Yani okullarda da sınav stresini yenmek için oldukça uygun bir yöntem. Özellikle yaşlılarda, uyku sorunu çeken insanlarda, uykuya dalmada sorunu yaşayanlarda, huzur evlerinde, bu yine Almanya'da bir huzur evinden bir görsel. Her koşulda çalışabiliyoruz. Yani yatalak olanlarla, tekerlekli sandalyede oturmak zorunda olup ayağa kalkamayan, uzanamayan ya da iki büklüm uzananlarda çok farklı tekniklerimiz var. Ve biz öğrendiklerimizi tamamen kişinin durumuna uygun hale getirip ona uyarlayıp uygulayabiliyoruz. Ameliyatlardan önce stres altında olan, ameliyata girecek olan hasta ya da çok zor ameliyatları gerçekleştirmek durumunda kalan sağlık personeli, cerrahlar, onlar için de çok uygun ki kullanılıyor Almanya'da. Bu zaten yine Almanya'da çekilmiş bir hastanede ameliyat öncesi rahatlaması, sakinleşmesi için hastaya yapılan bir uygulama. Tabii hastanelerde bunu yapan personel bu eğitimi almış personel. Yani ses masajı uygulayıcısı olmak kafi değil. Bir hemşirenin mesela bu eğitimi almış olması, bir fizyoterapistin gibi gibi daha background'u tıbba dayalı olan birilerinin bunu öğrenip uygulaması söz konusu. Yoğun bakımdaki yarı komadakiler tepki veriyor. Bunu ben de bizzat yaşadım. Bir hastanede çalışmalar yaptık İstanbul'da. Yani kullanım alanı o kadar geniş ki özellikle de nefes almada zorlananlar. Çünkü hareket başlıyor, nabız dengeleniyor, dokulara oksijen taşınıyor, gözenekler açılıyor. Bunları hepimiz bu yaptığım çalışmalarda yanımda olanlarla birlikte gözlemledik, raporladık. Zaten yurt dışında bunlar yıllardır yapılıyor. Belli kaynaklar var bunları okuyabileceğiniz. Elbette ki beni izleyenlerden daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler olursa her zaman bana ulaşabilirler. Tabii ki hayvanlarda da kullanılıyor çünkü onların da canı var diyorum ben. Onlar da strese giriyorlar. Kedilerde sadece büyük baş değil, küçük baş hayvanlarda, evdeki dostlarımızda, atlarda çok kullanılıyor Almanya'da. Onlar da çünkü çok hassas hayvanlar ve sesler onlara çok hitap ediyor. Performans artışı için, sporcuların, profesyonel sporcuların müsabaka öncesi kendilerine güvenlerinin gelmesi için Brezilya'daki son Rio Olimpiyatlarında madalyalı iki atlet, bu gördüğünüz iki kişi. Onlara 15 dakikalık bir ses meditasyonu yapılmış müsabaka öncesi ve geri bildirimleri şu: kendimizi çok iyi hissettik, kendimize güvenimiz geldi ve stresimizi yendik. Suda yapılıyor. Özellikle suda sesin daha hızlı hareket ettiği bilgisinden yola çıkarsak çok daha güçlü bir etkisi var suda yapılan ses masajlarının. Spalarda, güzellik merkezlerinde her şey içten gelir, güzellik içten gelir. Dolayısıyla siz eğer rahatlarsanız, kendi karmaşanızı düzenlemiş olursanız,
bu zaten yüzünüze, cildinize yansır. Hormonlarımız dengeye gelir ses titreşimleriyle. Gözenekler açıldığı için maskeler sürüldüğünde, kremler sürüldüğünde daha derinin alt katmanlarına nüfuz etme şansı olur. O nedenle spa'larda, bazı otellerde kaldı ki her müşterinin belki de tamamen soyunup, işte duşa girip vesaire gibi zamanı yok. Ama ses masajıyla soyunmadan, çünkü kıyafetlerle yapılıyor normal şartlarda. Bu bir spa'dan bir görsel. Orada muhtemelen klasik masaj da ya da başka bir uygulama da yapılacaktı. Ondan dolayı çanaklar şu an böyle bir beden üstüne konulmuş. Ama dediğim gibi konferans aralarında mesela gergin iş toplantıları yapılmadan önce aralarda daha sağlıklı kararlar verebilmek için ya da işte konferansların arasında, kongrelerin aralarında, spa otellerinde yapılabilir. Çiftlerde bu yapılıyor. Bu sadece aşk ilişkisi içinde olan değil, anne baba olabilir. Yani anne ile çocuk, baba ile çocuk olabilir, iki arkadaş olabilir, sevgili olabilir. Çiftlerde de aynı anda çanaklar iki kişinin bedenine aynı anda konulup uygulama duble diyelim yapılıyor. Isınmayan ayaklarda, özellikle şeker hastalığı yani diyabet hastası olanlarda, dolaşım bozukluğu olduğu için çanağın içine konulan sıcak suya girip çanak titreştirildiği zaman inanılmaz bir dolaşım başlar ve bu da ayakların ısınması, eller için de aynı şey geçerli tabii ki. Ellerin ve ayakların ısınmasına vesile olur bu. Enerjisel mekan temizliklerinde de çanakların titreşimlerinden, frekanslarından yararlanılır. Yoga ile çok güzel birleşir. Nitekim Nada Yoga, ses yogası denen bir akım var. Benim mezun olan yogacı öğrencilerim var. Yani zaten yoga eğitmenleri ve onlar çanakları yaptıkları yoga dersleriyle birleştirirler. İnanılmaz güzel sonuçlar alıyorlar. Çünkü fasyalarımız esniyor. Yogada özellikle yin yoga yaparken 2-3 dakika, 3-4 dakika hatta bir pozda durmak uzun bir süre aslında. Ama fasyalar daha rahat esnediği için ses titreşimleriyle çok daha rahat o kadar uzun süreler o pozlarda kalınabiliyor. Grup çalışmalarında, toplu meditasyonlarda, ses meditasyonlarında yapılıyor. Ve bedenimizdeki sıvılar bu şekilde görseller veriyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Su, yani şu gördüğünüz görsel bir şey, gazoz kapağı gibi düşünün. Bir su şişesinin kapağının içindeki suya verilen renkli ışıklar ve büyütülerek çekilen fotoğrafı, yani titreşim veriliyor, çanakların titreşimi, renkli ışık veriliyor ve büyütülerek ekranda yansıtıldığında ki alınan fotoğraf. Olağanüstü, yani aslında güzel seslerle bedenimizin sıvıları mandalalar yaratıyor. Evet, ses buluşturur. Bizler de sizinle buluştuk. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Fakat bitmedi. Çünkü bütün bu anlattıklarımı şimdi size hissettirmeye çalışacağım. Ne kadar dakikamız var? Var biraz daha. Bir 20 dakikam daha var. 20 dakikalık bir ses meditasyonu yaptıracağım ben size. Beni dinlediğiniz yerde eğer ki rahat bir şekilde oturabiliyorsanız, kim bilir belki de evdeyseniz, uzanabiliyorsanız rahat bir şekilde beni izleyin ya da dinleyin daha doğrusu. Belki de yanınızda bir örtü varsa üzerinize alın, çünkü ter bezleri yavaşlamaya başlar. O nedenle de şimdiden hazırlığınızı yaparsanız seslerin çok daha tadına varabilirsiniz. Çanaklarım yan masada duruyor. Dolayısıyla siz sadece beni şöyle yan dönmüş göreceksiniz. Çünkü yan tarafa ulaşmam için gerekiyor bu pozisyon değişikliği. Bu nedenle irite olmayın. Ben şimdi çanaklarımı sizler için, sizin güzel bir gevşemeye 20 dakikada olsa, ki 5 dakikada bile oldukça etkili olur bu. Tadına varmanızı ben istiyorum. Ve şu sunumumu da kapıyorum şimdi. Hepinize keyifli dinlemeler diliyorum.
oturduğun ya da uzandığın yerde en rahat pozisyonu aldığından emin olana kadar denemeler yapabilirsin. Bir yerde oturuyorsan da, uzanıyorsan da en rahat şekilde nasıl oturabiliyor ya da uzanıyorsan o pozisyonu al ki çok daha kolay gevşeyebilesin. Bu çalışmada hiçbir şey düşünmek zorunda değilsin. Tek yapman gereken benim sesimi ve çanakların sesini dinlemen. Eğer gözlerini de kaparsan, içine dönmenin çok daha kolay olacağını eminim ki sen de biliyorsundur. Birkaç derin nefesle ki kendi ritminde alacağın nefesler olsun bunlar. Kendini bu derin gevşemeye hazırlayabilirsin. Şimdi senden bedeninin bazı yerlerine odaklanmanı istiyorum. Mesela sağ ayak tabanına odaklanabilir misin? Sağ ayak tabanın. Sağ ayak tabanında titreşimleri hissedebilirsin, hissetmeyebilirsin. Çünkü herkes farklı hisseder. Sağ ayak tabanından giren ses titreşimleri sağ ayak bileğine, oradan sağ dizine, sağ üst bacağına doğru çıkıyor. Batın bölgen, alt batın, üst batın, her yer, her yer ses titreşimlerini alıyor. Bel bölgene ulaşan titreşimler, oradaki sıkışıklığın, oradaki kasılmışlığın gevşemesini ve kendini bırakmayı sağlıyor. Tüm jenital bölgen, tüm alt batın bölgen gevşiyor. Tüm karnın, miden, tüm iç organların hepsi ses titreşimleriyle karşılaşıyor. Ve sen de kendini bir göle benzetebilirsin. Göle atılan bir taş gibi sesler senin beden sıvılarında hareket yaratıyor. Halka halka, dalga dalga yayılan, giderek büyüyen bir hareket. Kan dolaşımın artıyor. Beden sıvıların harekete geçiyor.
bağırsakların, oradaki sıkışmışlık hissi, hepsi çözülüyor. Ve sen her duyduğun sesle biraz daha gevşiyor ve kendini bırakıyorsun. Sesleri belki şimdi üst bedeninde, göğüs bölgende, kalbinde hissedebilirsin, boğazında, omuzlarında. Ve omuzların, her iki omuzun kendini iyice bırakıyor. İyice uzandığın ya da oturduğun yere omuzların kendini bırakıyor. Boğazından başına doğru ilerleyen ses titreşimleri, tüm ağzının içinde, dişlerinde, dilinde ve gözlerinde, kulaklarında ve başının içinden geçerek, saç diplerinden çıkarak bedenini terk ediyor. Şimdi sol ayak bileğine, sol ayak tabanına odaklanabilir misin? Sol ayak tabanın, tüm organlarının karşılığı orada mevcut. Sol ayak tabanından giren titreşimler, sol ayak bileğine, sol dizine, sol kalçana, alt batın bölgene ulaşıyor. Jenital bölgen, kuyruk sokumu, bel, tüm buralara da sesler, titreşimler, frekanslar ulaşıyor ve sen her duyduğun sesle biraz daha gevşiyorsun. Tamamen kendini serbest bırakıyorsun. Tüm iç organların, ve göğüs bölgende, kalbinde hissediyorsun. İçini huzur duygusu kaplıyor. Dingin, dinginlik duygusu. Dengede hissetme. Güven duygusu, tüm bu duygular içini kaplayabilir. Omuzların iyice gevşiyor. Kasların iyice gevşiyor. Boğazından başına ulaşan titreşimler,
gözlerine, kulaklarına ulaşıyor. Ve başının içinden geçerek, saç diplerinden çıkarak bedenini terk ediyor. Bedenin serbest, rahat. Ve şimdi sadece çanakların sesini dinle. Ve bu gevşemiş halin tadına var.
biraz sessizlikte kal. Sesten sonraki sessizlik en değerli an. Şimdi yavaş yavaş tekrar ana ve şimdiye geri gel. Yavaş yavaş ayaklarını hareket ettir. Bacaklarını hafif hafif. Ellerini hareket ettir. Kollarını hafif hafif. Belki tüm gövdeni, belki bedenin ne istiyorsa onu esnemek, gerilmek, belki ses çıkartmak istiyorsun. Seni iyi hissettirecek ne ise onu yap. Ve kendini hazır hissettiğinde gözlerini açabilirsin. Herkese şifa oldu.